Sıfır araca erişimin sağlanması ve ikinci elde fiyat düşüşlerinin yaşanmasıyla otomobil piyasası dengelendi. Bu dengelenme kasko fiyatlarına nasıl yansıdı? Onun detayları var sırada. Otomobil piyasası dengeye oturdu. Kasko fiyatları geriledi. İşin uzmanı merak edilen soruları yanıtladı araç fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Bu kasko fiyatlarına da doğal olarak yansıdı. Sıfır araçlara yönelik tedarik sıkıntısının sona ermesi, bayilerin kampanya dahilinde fiyatları indirmesi, ikinci elde de fiyat düşüşleriyle birlikte otomobil piyasası dengelendi. Peki bu dengelenme kasko fiyatlarına nasıl yansıdı? Kasko fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 40 yüzde 50'lere varan oranlarda indirimler gelmeye başladı. Tabi indirimler sürücüye, araca, markasına hasar, hasarsızlığına göre çok ciddi değişkenlik gösteriyor. Kaskoda fiyat aracın ederine göre değişebiliyor. Standart baktığımızda 1 milyon araba için 16 bin lira ile 20 bin lira arası kasko fiyatları görebiliyoruz. Sigorta priminde ise iyi sürücüyle kötü sürücü arasındaki makas bir hayli açıldı. 1 milyonluk araba ilk kez kasko yaptırıyor biri 20 bin lira. Siz %60 hasarsızlık dilimindeyseniz 12 bin liradan indirim alıyorsunuz 8 bin liraya düşüyor. Yani iyi bir sürücü 8 bin lira öderken aynı araba için kötü sürücü de hiçbir şirket istemiyor. Çok kaza yapan artık bunlar takip edilip görüldüğü için yılda 1-2'den fazla kazası olan arabasını devamlı çarpan kişilere ya çok yüksek fiyat geliyor ya yapmıyorlar. İyi sürücü 8 bin lira öderken kötü sürücü bunun 7 katı gibi primler ödemek zorunda kalabiliyor. Kasko yaptırmak isteyenler için en uygun zamansa Tam kasko yaptırma zamanı diyebiliriz aslında Kasım ve Aralık için. Benim tahminime göre Ocak'ta bu duracaktır indirimler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.